Evet arkadaşlar merhabalar tekrar. Bu videomuzda hacim birimlerini konuşacağız. Hacim diye başlamıştık biliyorsunuz burada konuya önceki videoda. Şimdi hacim birimlerini konuşacağız. Çünkü farklı birimler karşımıza çıkacak. Evet uluslararası anlaşma olan SI birim sistemini kullanıyoruz. Herkes kullanacak ama bazen sıra dışı durumlar olabiliyor. İşte burada hacim birimlerinde biraz bunlardan bahsedeceğiz. Farklı boyutlarda maddelerin olması çeşitli hacim birimlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Yani bir yağmur damlasını düşünün, küçücük, bir de gross tonluk bir gemi düşünün, yük kapasitesi kocaman. Bu ikisinin hacminin aynı birimle ifade edilmesi pek pratik kabul edilmediğinden, ne yapıyoruz? Zaman zaman böyle farklı yollara başvurabiliyoruz. Yani SI birim sisteminin dışından da bazı birimler kullanabiliyoruz. ÖSYM'nin sınav sorularında da zaman zaman böyle farklı SI birim sisteminin dışına çıkıldığı durumlar olabiliyor. Farklı büyüklükteki hacim değerleri için farklı birimler tercih edilebilir. Günlük hayatta sıkça kullanılan metre küp hacim birimi bir kenarının uzunluğu 1 metre olan küpün hacminden geliyor. Mesela şu görsele bakarsanız aşağıdaki görsele orada göreceksiniz. Bakınız burası 1 metre uzunluğunda Burası 1 metre uzunluğunda ve burası da 1 metre uzunluğunda. İşte böyle bir küp ne oluyor? 1 metre küplük bir e, birim bize doğuruyor. Kullanabileceğimiz bir hale getiriyor. Bir kenarının uzunluğu 1 metre küp olan küpün hacminden geliyor metre küp. Kenar uzunlukları böyle 1 metre olan küpün hacmine yani bu hacmi de biz birim hacim diyoruz. Bir maddenin hacmi metreküp olarak söylendiğinde bu maddenin içinde hacmi 1 metreküp olan küplerden kaç tane küp olduğu ifade edilmiş oluyor. Yani siz 5 metreküpten bahsederken diyorsunuz ki 5 tane bundan şu birim hacimden var demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki devam edelim. Devam edelim. Metreküp cinsinden hacim birimlerine bakalım. İşte SEO birim sisteminde katı cisimlerin hacimlerinin ölçümünde kullanılan temel ölçü birimi. Cisimlerin hacimleri boyutlarına bağlı olarak farklı birimlerle ifade edilebilir. Buna göre hacim birimlerinin metreküp cinsinden karşılığı şu gördüğünüz tabloda yer alıyor. Gelin tabloyu birlikte inceleyelim. İşte burada metreküp dediğimiz şu SEO birim sistemindeki burası. Şunlar ise SEO birim sisteminde değil ama bazen ihtiyaç halinde kullanılabiliyor. Desimetre küp işte gördüğünüz gibi dm üzeri 3. Burada bir desimetre küpün 10 üzeri eksi 3 metre küp olduğunu yani 1000 ile çarptığımızı görüyoruz. Santimetre küp dediğimiz zaman metre küpten desimetre küpe gittik. Oradan santimetre küpe gittik. Bir 10 üzeri 3 ile daha çarptığımız zaman 10 üzeri 6 metre küp olduğunu 10 üzeri eksi 6 metre küp olduğunu Söyleyelim baştaki eksileri tabi söylemezsek yanlış olur. Binle ne yapmış oluyoruz? Aslında çarpma değil de bölme yapmış oluyoruz, bölüyoruz. Yukarı doğru gittikçe çarpma işlemini yapacağız arkadaşlar. Peki devam edelim hacim konusunu konuşuyoruz. Hacim konusunda birimleri konuşuyoruz. Şimdi litre diye bir şey var biliyorsunuz. Hani sütü alırken sütçü amcadan litre ile alıyoruz. 5 litre süt alıyoruz. Tenceremizi koyup kaynatıyoruz. Litre genellikle sıvı ve gazların hacim ölçümünde kullanılan bir ölçü birimi. Tamam SI birim sisteminde değil ama kullanılabiliyor. Örneğin su, sirke, benzin, doğalgaz, sıvı deterjan ya da LPG gibi sıvı ve gazların hacim birimi litredir doğalgaz ve LPG sıvılaştırılmış gaz olduğu için hacmi litre olarak ölçülür. Litre küçük tek olarak harf sembolünü gösterirsek L şeklinde şu şekilde L şeklinde yazılabilir ya da litre diye açıkta yazılabilir. Desimetre küp ve santimetre küp ve litre arasındaki ilişkiyi şurada belirtelim. 1 desimetre küp 1 litredir arkadaşlar. Görüyorsunuz bir desimetre küp 1 litredir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Dönüşümleri yapmaya ihtiyaç duyarsak 1 desimetre küp 1 litre diyeceğiz. Ha, santimetreyle ne yapacağız? Çev litreyi karşılaştırırsak 1 santimetreküp 1 mililitre ölçüsüne ve birimine karşılık geliyor. Ama unutmayacağımız şey şu. 1 desimetreküp 1 litre. 1 desimetreküp 1 litre. Bunu unutmuyoruz. Laboratuvar ortamında küçük miktarda sıvılarla çalışırken mililitre, santilitre, desilitre de kullanılabilir. Sembolü L olan litre, S'ı birim sisteminde yer almadığı halde metreküp kadar kabul gören bir hacim birimidir. Litre cinsinden hacim birimleri işte aşağıdaki tabloda verilmiş. Bakınız litre mililitre görüyor musunuz? 1 litre 10 üzeri 3 mililitredir. Ya da tersini söyleyelim. 1 mililitre 10 üzeri eksi 3 litredir diyoruz arkadaşlar. Evet burada örnek bir soru var. Bu örnek soruyu şöyle ekranı durdurarak e, inceleyebilirsiniz. Yan tarafta da hemen şurada çözümü var. Videoyu durdurun. Soruya bakın, çözmeye çalışın. Çözümü de yan taraftan kontrol edin arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Burada da işte yine ekranı durdurun, videoyu durdurun. Soruyu çözmeye başlayın. Şimdi sorunun çözümüne bakmak üzere açıyorum size çözümlerini. Sorumuz geldi. Çözümü açıyorum. 1 desimetre küp ile başlayan yani a seçeneği bu şekilde çözülecek B böyle durdurun arkadaşlar videoyu incelemek için C C D seçeneklerini, dikkatinizi sunuyorum. Bir de ne var? E var. Durdurarak yani oynatarak durdurarak bir şekilde bu soruları çözmeye çalışın arkadaşlar. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere.